sağlıklı beslenme aslında çok önemli bir konu. Çünkü biliyorsunuz dünyada ve özellikle Türkiye'de de obezite çok ileri bir seviyede. Çocukluk çağında, erişkinlerde yüksek miktarda bir obezite var. Bunun nedeni tamamen beslenme düzeninden geçiyor. Biz ne kadar sağlıklı beslenirsek, ailede anne nasıl sağlıklı yemekler pişirirse çocukluktan bu öğreniliyor aslında. İlk olarak hamilelikte başlıyoruz biz zaten sağlıklı beslenme. Çünkü anne ne yerse bebek bunu DNA'sına kodluyor, gen yapısına ve o şekilde beslenmeye başlıyor. O yüzden bizim için ilk adım hamilelikte olan beslenmedir. Daha sonra emziklilik döneminde beslenmeye geçiyoruz. Burada da hem bebeği doğal sağlıklı yöntemlerle büyütüyoruz, büyüme gelişmesini sağlıyoruz. Hem de anneyi de birazcık o aldığı fazla kilolar varsa onların gitmesini sağlıyoruz. Sonrasında tabii ki çocukluk beslenmesi geliyor. Burada işte en çok zorlanılan kısım bu aslında. Çocukların isteğine göre birazcık beslenme düzeni değişiyor. İşte o paketli ürünler, çikolatalar, bisküviler sürekli tercih ediliyor. Aslında çok büyük bir yanlış. Çünkü çok fazla şeker ve yağ oranı içeriyorlar paketli ürünlerde ve böylelikle karın bölgesine yani abdominal bölgede bir yağlanma oluyor. Ve genellikle elma tipi dediğimiz bir vücut tipiyle karşılaşıyoruz. Bunun nedeni de kandaki şekerin yüksek olması ve yağlanmanın fazla olmasından kaynaklanıyor. Erişkinlerde ise bu abdominal bölgedeki fazla yağlanma çeşitli hastalıklara neden olabiliyor. İlki zaten en çok gördüğümüz kalp damar hastalıklarına beslenme. Yani burada bir sıkıntı, kalp damar tıkanıklığı ya da aritmi, kalp ritim hızının bozukluğuna neden olabiliyor. Sonrasında zaten bu kan tellerine kolesterolü etkiliyor. Daha sonra tansiyona neden oluyor obezite. Tansiyon düşüklüğü ya da artması, hipertansif dediğimiz durumlara neden olabiliyor. Yani sadece obezite, sadece kilo fazlalığı değil, aslında bunun metabolik bir yoldur. Bu etkilediği çok fazla hastalık var. Obezitenin en büyük etkenlerinden birisi zaten başta dediğimiz gibi beslenmedir. Porsiyonlarımızı kısıtlamalıyız. Yani sadece bir öğüne, işte sadece protein besleniyorum, işte ketojenik beslenme ya da ben ekmeği hayatımdan çıkardım ki genellikle bu yapılıyor zayıflamaya girildiği zaman. Ekmek tamamen uzaklaştırılıyor. Bu da bir yanlıştır. Tek öğünlük, tek çeşit beslenme değil de daha çok çeşitliliğe önem veriyoruz biz. Çünkü aynı tabakta hem vitamin mineral olması lazım, hem proteinimizin tüketilmesi lazım. Her karbonhidrat alımı olmalı, hem sebze olmalı. Yani bir çeşitlilik sağlanması gerekiyor. O zaman zaten sağlıklı beslenmeye adım atmış oluyoruz. Sonrasında diyetisyen desteğiyle size bir yemeği yediğinizde onun içerisinde nelerin olduğunu, ne kadar porsiyon tüketmeniz gerektiği. Çünkü diyet kişiye özeldir. Bunu da çok fazla diyoruz. Mesela diyette yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi işte benim komşum diyetisyene gidiyor ya da bir tanıdığım. Onun listesini uyguluyorum diye çok fazla geliyor. Bu çok büyük bir yanlış. Çünkü biz kişiye diyet yazarken boyuna, kilosuna, cinsiyetine, bazal metabolizma hızına, kan tahlili, sağlık durumuna göre kişiye özel bir şekilde hazırlıyoruz. Bu büyük kilo alımlarına, belki de kilo vermeye neden olabilir ama sağlık yönünde olumsuz etki yaratır. O yüzden bir diyetisyen desteğiyle kilo vermelerini ben tavsiye ediyorum. Bir işin uzmanından bir danışmak gerekiyor. Mesela farklı yöntemler var. Estetik olarak farklı yöntemler var ya da akupunktur var. İşte bunu psikologdan destek alarak da hani yeme bozukluğu varsa biz zaten muhakkak bir psikolog tarafından da yönlendiriyoruz. Çeşitli kullanım alanları var ama herkese her şey yaramıyor. O belirli hastalıklarla beraber kullanımda daha çok etki görüyor ama iyice araştırılması lazım. Çünkü kişinin bünyesi özel. Biz ona göre bir beslenme planlıyoruz. Biz bir taraftan inşa ederken belki farklı bir taraftan bu bozulabilir. Spor yaparken mesela çok ağır spor yapıyorlar. Her gün oluyor. Mesela ben 5 gün spora gidiyorum diyor, geliyor bir danışanımız. Ya da ben 6 gün spora gidiyorum diyor. Ne oluyor? Kas çok yoruluyor. Sakatlanmalar olabiliyor. Spor bıraktıktan sonra o aşırı harcanan kalori geri yerine gelmiyor. O zaman kilo almalar başlıyor. Aslında beslenmede de böyledir. Hayatta da böyle. Her şeyin bir denge halinde olması gerekiyor. Bizim amacımız da o zaten. Dengeli bir şekilde beslenmeyi öğretmek. Sadece diyet sürecinde değil, sonrasında da aynı şekilde sağlıklı beslenmeyi bir rutin haline getirmek aslında önemli olan. Böylelikle tüm hayat boyunca her şeyden daha rahat tüketir ve sağlıklı bir şekilde beslenilmiş olur. Herkes çok zayıf olmalı. İşte bir kıyafet almaya gidiyorsunuz 32 bedenden artık baş. Hani eskiden ilk small bile yoktu. Small zor bulunurdu. Şimdi 32 beden 30 bedenlere düştük. Çevrede böyle bir algı ve baskı var. O yüzden diyet denildiği zaman ben diyeti yapmam lazım,
bir ayda 10 kilo vereyim, işte bir haftada 3 kilo vereyim, en güzel benim için, o da bir algı oluşuyor artık. Diyet sadece zayıflamak değil. Çünkü örnek veriyorum, bir ay evet çok güzel zayıfladınız ama sonrasında aynı şekilde beslenmeye devam ederseniz, eski alışkanlıklara dönülürse yine tekrar kilo alınıyor. Ve artık diyeti zayıflama olarak adlandırdığımızda da bir korku oluşmaya başlıyor. Çünkü gideceğim, evet diyetisyene her şeyden kısıtlayacak, işte hiçbir şey yiyemeyeceğim, ben pilav makarna çok seviyorum, artık diyette yiyemeyeceğim, bundan sonra da öyle olacak diye bir baskı oluşuyor. Bu da psikolojik olarak strese neden olabiliyor. Bu da kilo vermeyi engelliyor. Yani diyet aslında sağlıklı bir beslenme programıdır. Bunu tüm hayatınıza uyarlamanız gerekiyor. Kilo alanlar da var. Bu da bir diyet programıdır. Ya da işte hamile olup gelip diyet programı alan, beslenme programı alanlar var. Ya da belirli bir hastalığı vardır, bununla ilgili bir diyet ya da bir sağlıklı program hazırlanıyordur. Çok kısıtlamamak gerekiyor aslında bunu.